Gene unuttuk. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuna hoş geldiniz. Şöyle resimlerimizi alalım. Şöyle yolumuza çıkalım. Hep katliam yapıyoruz. Bakalım bu videoyu telef etmeden bu yükü teslim edebilecek miyiz? Hadi bakalım. Yollar utansın. 350 kilometremiz varmış. Sohbete muhbete katliam yok dedik. Niye? Neden? Değil mi? Sağ olsun video programımız Euro Truck Simulator videolarında katliam üzerine katliam yapıyor. Bu bugün dördüncü denemem herhalde. Yani bu denemeler arasında bayağı da bir yük götürdük. Yani üçüncü mü dördüncü denememiz. Bu sefer katliamsız videoyu sonlandıralım. YTS'de yapıyor bunu. Arka planda çalıştığı için. Videoyu kaydettiği için. Nedenini bilemiyorum artık. Diğer oyunlarda yapmıyor. Euro Truck Simulator'da duruyor, kalkıyor falan. İniyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Kendi kendine takılıyor işte. Ne öğreteceğim? Hadi telefsiz bu yükü bari atalım, bir tane videomuz olsun. Ha. Oğlum çekil. Oğlum çekil. Zaten aslı başı haftada bir video atacağız. Euro Truck Simulator. Ona da bütün gün uğraşmamız. Sağa dönelim. Dönelim sağa. Son video deneme. Yani yükün teslimatına çok az kalır. Şehrin içine girdik. Sadece önce servise uğrayayım dedim. Bir bakım yapalım dedim. Orada küt. Aslında bir dakika, bir buçuk dakika bilemedim. Eksiği vardı. Gene de dedim tam olsun. Hadi bakalım. Bu denememiz karavana olmasın. ...315 kilometre diyor. Düz ilerleyeceğiz. ...22.50'de orada olacaksın diyor. Bizim şeyler... ...ne alemde? Farlar. Onları da yakalım. Mazotumuz yeterli.
E6'ymış. Aha yağmur. Yağmur yağıyor. Sollayalım şu manyağı. Manyak herif. Aha manyak önümüze geçti. Oğlum pas la. Hasta etme adamı. Yürü git. Hızdan düşürme bizi. Kopenhag'a gidiyorduk değil mi? Kopenhag. Düz ilerleyin diyor. Zeyno. Ben de düz ilerleyeyim. Seni mi kıracağım? Kütük arabasıydı az önceki kütük remorku. Kütük, Lamborghini Stainless'te öyle bir kütük arabamız bizim de olacak. Lamborghini Stainless'te videolarımızı da izleyebilirsiniz. O da güzel bir oyun. Haricinde Medieval Dynasty, o da orta çağ çiftçiliği. Lumberjack Dynasty modern çağda ormancılık ve hayvancılık. Hayvanlarımız var, hayvan. Yeni inek falan aldık. Ve orası ormancılık, odunculuk oyunu. Medieval Dynasty'de orta çağ çiftçilik, hayatta kalma, simülasyon böyle karışık bir oyun. Hayvancılık, tarım falan, avcılık hepsinden biraz var. Bunlar harici şimdiye kadar devamlı canlı yayınlarda oynuyorduk Farming Simülatörü. Farming Simülatör için de videolar gelecek. Çiftliği hazırlamak üzereyim. Aslında yani bundan 1-2 saat önce, en az bir 2 saat önce oraya geçip çiftliği bitirmekti niyetim. Sağ olsun bizim video programı 2 3 3 3 kere mi 4 kere mi ne telef bu 3 kere telef etti bu 4. deneyime. Yoksa onu hazırlıyor olacaktım. Bitirip video çekmeye başlayacaktım. Makinaları, çiftliği falan hazırlıyorum. Güzel de oldu.
fabrikaları falan kurduk. Bütün hayvan yerlerini de kurduk. Fabrikaların bir iki tanesine malzeme taşınacak. Haricinde tarlaları da hazırlayacaktım. Yani hazırlayacaktım derken oynayacağımız tarlaları da satın alıp başlayacağız. Üzüm ve zeytini direkt kafadan yapacağım. Onların videosunu da çekeceğiz. Böyle gül gibi geçinip gideceğiz. Oranın videoları biraz daha uzun olabilir. Bir saati geçer herhalde. Bir saat yetmez herhalde ya. Bilmiyorum, bir saat kısa gelir. Bakalım, bir iki saati de zaten ileri geçirmek. Yoksa videoluktan çıkar. 2 saat ileri geçirmek ama öyle takılırız yani. İşe göre. Gitmese 2 videoda da bitirebiliriz. Herhangi bir iş, diyelim bir hasat işi veyahut da tarla işi falan. Bir iş elimizde biraz daha uzun sürecekse parça parça hallederiz. Daha gidiş. Ne öğreceğim? Düz ilerleyin diyor. Emir büyük yerden, Zeyno öyle diyor. Düz ilerleyin dedi. Farming Simulator 22 meraklıları videolarımızda açıklamalarda en altta linkler paylaştım. O linklerden oyunu satın alırlarsa bize de destek olmuş olurlar. Giants Partner programına dahil olduk. Yapılan satışlardan bize %3 bir pay verecekler. Hani çok büyük bir şey değil tabii ki. Öyle aşırı satış da olmayacaktır. Çünkü o büyüklüğe şu anda sahip değil kanalımız. O kadar geniş bir şeye hitap etmiyoruz. Ama gene de hatırlatayım. Hani oradan alırsanız bize de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ya oğlum, manyak herif. Geberesice. Buralar otomatik, onun için buradan geçeceğim. Yoksa gişede duracağız. Nerede kalmıştık? Evet, videolar oyunu oradan satın alabilirsiniz. Bir göz atın derim. Haricinde Facebook sayfamız var. Sayfamıza beklerim. Oyun içi paylaşımlar yapıyoruz. Haricinde işte oyunlar hakkında gelen haberleri, güncellemeleri falan paylaşıyoruz. Facebook gruplarımız da var. Hepsinin linki açıklamalarda mevcut. Instagram'ımız da var. İlgilenenler oraya da, Instagram hesabı olanlar oraya da gelirlerse güzel olur.
Tünelden geçiyoruz. 23 kilometremiz kalmış. Fazla bir şey kalmadı. Geldik sayılır. Bu sefer telef etmeden yükü teslim edersek yani çok makbule geçecek. Bu çok. Çok iyi olacak. Verelim sinyalimizi. Sola döneceğiz. Orada keşiflik bir şey gösterdi. Oraya uğrasak mı? Önce keşif mi etsek? Buradan gelen yok. Evet, bundan sonra dönebiliriz. Kopenhag. Kopenhag'ın içerisinde. Sola dönmeye hazırlanın diyor. Garaj var. Garajın yanında herhalde servistir. Servis. Yanmış. Çıkalım yola. Sola döneceğiz, döneceğiz. Şurayı gelmişiz, görmüşüz. Değil mi? Keşfedelim. Dönüyorum. Gelen giden yok. Gelen giden yok. Gelen olursa zaten gelen giden olmuş olsaydı gelen giden aratacaktı. O sıkıntıdan kurtulduk. Öyle bir şey olmadı. Evet, burası keşfedildi. İş bulma kurumuymuş. Tamam. İşçilerimiz böyle markalı olur. Değil mi? Danimarkalı işçi alırız. Marka takılırız. Markalı işçilerimiz var deriz. Hem de Danimarka. Sola dönelim. Sen de dönüyorsun ne de olsa. Ona güvenerek çıkıyorum. Düz ilerleyelim. Kırmızı. Yeşil yansın gidelim, ha yandı. Yananı görür Allah. Hadi bakalım. Kopenhag. Sola dönelim. Nereye gidiyoruz? Katliam yok. Tekrar yandı. Hadi bakalım. Silecekleri de durduralım şöyle. Yağmur durdu çünkü.
Sola geçelim. Sola döneceğiz ileride. Arkamızdaki dursun manyaklık yapar. Manyaklığı tutar, bizi geçirmemeye çalışır. Yeşil yandı. Karşıya da yeşil. Bak burada da var keşif. Burası da galeri olacak herhalde. Buradan görecek mi orayı? Buradan görmeyecek. Şurada bir yerde. Buradan görmeyeceği için şöyle bir döneyim. Buraya gelmişken önünden geçelim. Iveco çekicisiymiş. Çok da önemli değil. En azından benim için. Iveco'ların hoşuma gitmeyen yönü depoları küçük. Çok küçük. Çok çabuk yani. Çok çabuk boşalıyor. Yoksa Iveco'da sürer. Sıkıntı yok. Iveco. Sağa dönecekmişim. Döneyim sağa. Dönüyorum. Döndüm. Bu sefer katliamsız olsun. Hasta etmeyin adamı. Ah. Gene bizi ölmeden mezara gömdü. Son durağa geldin diyor. Dur, daha kırkımız çıkmadı. Daha ne yaşadık ne gördük. Hemen bizi bir daha göndermeye kalkıyorsun. Zeynocuğum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hükümümüz buydu. Kare borularmış Göteborg şehrinde. Kopenhag'a getirdik. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abonelik, beğeni ve paylaşımları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.